Türk Hava Kurumu'nda yolsuzluk haberiyle alacak ödülünü. Ama sadece bu kurumla ilgili değil. O neredeyse bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk haberlerine imza attı. Hepsini ondan okuduk da diyebiliriz. Nurettin Kurt, Hürriyet Gazetesi'nin önemli yardım muhabiridir. Ödülü vermek için de Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Beyli'yi benle davet ettim. Teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese, emeğe saygı duyan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada ödül alan arkadaşlara bir kıskançlığımı söylemek istiyorum. Ben uzun süre Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde önce Ankara Şubesi'nde sonra genel merkezde yöneticilik yaptım. Yaklaşık 10-12 yıl kadar her yıl ödül jürisinde bulundum. Bu yüzden hiçbir ÇGD ödülü alamam. Yani başka ödülleri aldım ama evde ya da ödülleri sakladığım yerde bir tane bile ÇGD ödülüm yok. Kıymetini bilin. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun çocuk sevgisini hepimiz yakından biliriz. Orada bir çocuk sevgisiydi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gösterdi. Bunu ölümsüzleştiren de bir gazeteci, foto muhabiri arkadaşımız var. Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Kozan. Ödül vermek için Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel'i sahneye davet ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Gerek dernek yönetimine, katılımcılar. Güzel şeyler söyledi. Onlara ekleyecek bir şeyim yok. ÇGD'den ilk defa ödül alıyorum. Onlarca ödülüm var ama ben Rıza Başkanım'a vereyim. Mahmut Talip Öngören, televizyon program ödülü. CNN Türk Televizyonu'ndan gazeteci Göksel Göksu ve kameraman Caner Emre Kınacı. Ödülü vermek için Çankaya Belediye Başkanı Alper Kaşkalı'nı sahneye davet ediyorum. Önce kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı'nın sevgilerini ileteceğim. Maalesef içinde bulunduğumuz koşullarda az sayıda personelle çalışınca ben onun adına temsilci olarak geldim. Onun ödülünü de ben alacağım. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler, değerli dostlar, ben de eski bir gazeteci olarak bu mesleğin ne kadar zorluklar içerdiğini yaşamış bir arkadaşınızım. Ben gazetecilik yaptığı için öldürülen, işkencelerden geçen bütün basın emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Gazze ve Tel Aviv, birbirinden 50 kilometre uzaklıkta iki şehrin, iki farklı dünyasının iki farklı hikayesini göreceksiniz. Kanal D 5N1K programı, gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş. Çok teşekkür ederim. Gazze aslında uzak gözüküyor. Pek çok kişi gitmek istiyor, gidemiyor ama istenince gidiliyor aslında. Çok zor değil. Gittiğinizde de çok felaket bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Böyle yerlere gidip geldikten sonra bir gazeteci olarak oradaki insanların hayatında ne değiştiğini merak ediyorsunuz. Çoğu zaman da öğrenemiyorsunuz. Gazze'de beni çok etkileyen iki baba vardı. Çocukları toplarını sahilde Gazze şehrinde top oynarken topları kaçıyor ve İsrail
gemisinden atılan ve uçaklarından atılan bombalarda hayatını kaybediyordu. 3 çocuk hatırlarsınız. 2 baba, 2 kardeş. O sahil şehrinde bana hikayelerini anlatmışlardı ve yardım istemişlerdi. Biliyorsunuz çok duyarlıyız Gazze konusunda. Ama ne değişti hayatlarında inanın bilmiyorum. Ben bu ödülü bu 2 babaya adamak istiyorum özellikle. Pardon. Hayatım.